düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında ikinci mitingini yaptı. Denizli'deydi. Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs mesajını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında ikinci mitingini yaptı. Bu kapsamda Denizli'deydi. Müzik 14 Mayıs seçimlerine 25 gün kaldı. Siyasilerin seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya açılışa katılıyor ya da illerde vatandaşlarla buluşuyor. Son olarak Denizli'deydi. Tabii biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. Cumhuriyetimizin yeni asrındaki hayal ve hedeflerimizi önce Türkiye Yüzyılı Vizyonu başlığının altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizde bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladık. Biz dersimizi iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz. Çok çalıştık. İyi hazırlandık. Ve şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'den Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Biz her zaman Allah'a dayanıp milletimize güvendik diye konuştu. Amerika'dan Avrupa'ya, ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da Bay Bay Kemal'in ve Yamalı Bohça İttifakı'nın yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde milletimizin gösterdiği teveccüh, istikametimizin doğruluğunun işaretidir. MHP 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Parti teşkilatlarına bir genelge gönderildi. Genelgede provokasyonlara karşı dikkatli olunması istendi. MHP teşkilatlara seçim genelgesi gönderdi. Genelgede teşkilatta görev alanların seçim faaliyetlerini hem partiye hem de ülkücü camiaya yakışır olgunluk içerisinde sürdürmeleri gerektiği belirtildi. MHP 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi çalışmaları kapsamında teşkilatlara genelge gönderdi. Genelgede provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla teşkilata gönderilen genelgede, 14 Mayıs'ta kaybedecekleri şimdiden belli olan Zillet İttifakı'nın gizli ve açık yandaşlarınca bir takım hırçınlık ve taşkınlıkların sergilenebileceği, tahrik edici eylemlerin sahnelenebileceği unutulmamalıdır. MHP ve Ülkücü Hareket'in mensuplarını sağduyudan uzaklaştırmaya yönelik herhangi bir saldırı veya kanunsuz eyleme karşılık verilmemelidir denildi. Uluslararası aktörlerin Türkiye'nin 21. yüzyılı Türk asrına dönüştürmek üzere başlattığı yürüyüşü durdurmak için içerideki taşeron ve işbirlikçilerini de harekete geçirdiği belirtilen genelgede 15 Temmuz emperyalist hamlesinin millet tarafından püskürtüldüğü kaydedildi. Genelgede NATO üyesi sözde dost ülkelerin düşmanca tutumunun Türkiye'nin kendine yeni bir savunma ve güvenlik konsepti tayin etmesini gerektirdiği ifade edildi. Milletin bekası ve Türkiye'nin bütünlüğü bağlamında yeni misyonların yüklenilmesi ve yeni hamlelerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu belirtilen genelgede, ilhamını milletin tarihi müktesebatından ve köklü inançlarından alan MHP, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin varlığı ve egemenliğinin temadisi için zaruret haline gelen milli mutabakat çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın kararlı bir ortağı olmayı seçmiştir.
MHP'nin tarafı olduğu Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve dünyayı 21. yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden müteyakkız bir bilincin siyasete yansıması olmuştur. Fikri temelleri MHP ve AK Parti tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de aynı ihtiyaç ve zaruretlerin bir neticesidir. O bakımdan Cumhur İttifakı sıradan bir siyasi çıkar işbirliği değil, Türkiye'nin yarınlarına göz dikenlerin kirli emellerinin boşa çıkarılması, 2023 hedeflerine kazasız belasız ulaşılması için milli mutabakat zemininde oluşturulmuş bir kader ortaklığı olarak görülmelidir. Cumhur İttifakı'nın enerji ve güç kaynağının milli irade olduğu vurgulanan genelgede milli irade çifte su verilmiş çelik gibidir. Modası geçmiş, eskimiş bir takım yaftalama ve saptırma yöntemleri ona eğip bükemez değerlendirmesi yapıldı. Sağlıklı, bereketli ömürler versin, başımızdan eksik olmasın. CHP Ankara Milletvekili adayları için tanıtım programı düzenlendi. Programa adı FETÖ kumpaslarıyla anılan Sadullah Ergin katılmadı. CHP'den Ankara milletvekili adayı oldu. Seçim kampanyasında ön planda olup olmayacağı merak ediliyordu. Adı FETÖ kumpaslarıyla anılan Sadullah Ergin, CHP'nin adayı tanıtım toplantısına katılmadı. CHP Ankara adaylarının tanıtım toplantısının olduğu gün Deva Partisi il başkanları toplantısı da vardı. Sadullah Ergin gelmeyince bu durum Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'e soruldu. Şahin, Deva Partisi'nin toplantısını gerekçe gösterdi. Bizim il başkanları toplantımız Bilkent Otel'de devam ediyor. Sadullah Bey teşkilat başkanımız, onun adına vekaleten, kendi adıma asaleten geldim. Biz Deva Partisi rozeti ve kimliği altında ve genel başkan yardımcıları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden milletvekili adayız. Parlamentoya girdiğimizde de devalı olduğumuz gerçeği devam edecek ve Deva Partisi'nin genel başkan yardımcıları olarak, milletvekilleri olarak yemin edeceğiz ve ant içeceğiz. CHP'nin Ankara'daki 3 seçim bölgesinde toplam 36 milletvekili adayı bulunuyor. CHP listelerinde Deva Partisi'nden Sadullah Ergin ve İdris Şahin, Gelecek Partisi'nden Mustafa Nedim Yamalı ve Saadet Partisi'nden Mesut Doğan da yer alıyor. Millet İttifakı 16 ilde fermuar modeliyle seçime girme kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu ittifaka dahil partiler seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer almasını talep etmişti. YSK bu başvuruyu reddetti. "16 ilde Millet İttifakı adı kullanılamayacak. CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'yla İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Başvuruda Millet İttifakı protokolünün kabulü sonrasında toplam 16 ilin 9'unda CHP'nin, 7 ilde ise İyi Parti'nin tek başıma seçime girdiği hatırlatıldı. Partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması istendi. Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu değerlendirdi. Talep oy çokluğuyla reddedildi. Çoğunluğun kararına YSK Başkanı Ahmet Yener'le 3 üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri İstanbullular hizmet bekliyor ancak başkanın adı skandallarla gündemde. CHP'li İmamoğlu, Ayasofya Sultanahmet Kariye gibi camilerin motiflerinin bulunduğu demir blokları Sarayburnu'nda ayakla basılacak yükseklikte zemine yerleştirdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine büyük bir skandala imza attı. Cami motiflerinin işlendiği demir bloklar ayaklar altına alındı. Hani bunu hangi akla hizmet yaptı, niye yaptı, neyi göstermeye çalışıyor, neyi ima etmeye çalışıyor? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmet ve yatırımlarla değil, skandallarla gündeme geliyor. O rezilliklere bir yenisini ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ayasofya Camii Kebir, Kariye Camii ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdi.
motiflerin ayak basma seviyesinde olması tepkilere neden oldu. Yani bunlar böyle bir kutsaldır. Yani bu kutsalların böyle ayaklar altına alınması hoş bir şey değil. Yani İstanbul'un nice güzellikleri var. Gülhane Parkı'nın minyatürünü yapabilirsin. Topkapı Sarayı'nın minyatürünü yapabilirsin. Çeşitli çeşmelerin minyatürünü yaparsın. Sen bu camileri falan niye yapıyorsun? Bakın Kariye Camisi'nde hilali kaldırmış, haç koymuş. Bunlar hoş bir şey değil. Bunlar itici geliyor. Yani bunu İstanbul halkı görüyor. Buna göre değerlendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami motifli skandalıyla beraber Aya İrini Müzesi'nin kubbesinde haç olmamasına rağmen motiflerinde haç işaretine yer verilmesi de dikkat çekti. Şunu görüyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Ya bunların bir idoli kalmamış. Bunların bir imajı, bir şeysi kalmamış. Bunların feraseti kalmamış. Hani ne değerimiz varsa ayaklar altına alıyor. Adam alenen bunu yapıyor ya. Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı skandal fotoğraflar henüz unutulmamışken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu rezaleti nasıl açıklayacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıklamıştı. Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri de Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'ydi. O caddenin yeniden inşası için Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, caddenin onarımı için 100 milyon dolar ayırdıklarını duyurdu. Azerbaycan Caddesi, Azerbaycan'ın 100 milyon dolarlık bağışıyla yeniden inşa edilecek. Şubat depremleri 11 ili yıktı. Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'ni sıkça duyduk o dönem. En büyük yıkımı alan yerlerden biriydi. O cadde yeniden ayağa kalkacak. Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında toplanan yardımlarda hem en önde yer alan Azerbaycan, depremle yıkılan Azerbaycan Caddesi'nin inşasında da yer alacak. Açıklamayı Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev yaptı. Azerbaycan'ın Türkiye'nin inşası için 100 milyon dolar ayırdığını belirten Aliyev, Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş için 100 milyon dolar para ayırdı. Azerbaycan Caddesi'nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Azerbaycan elinden geleni yapacaktır, dedi. Adil Aliyev, diğer deprem illerine de maddi destekte bulunacaklarını söyledi. Aliyev, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına dikkat çekerek, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız," dedi. Depremzedelerin yeni evlerine kavuşabilmesi için hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Belpınar mahallesindeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Ramazan bayramında sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki depremzede vatandaşlar köy evlerine kavuşuyor. Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthuyuk Köyü'nde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3'ü Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için peş peşe adımlar atılıyor. Bu kapsamda TOKİ deprem bölgesinde 143.261 köy evi inşa etmek için harekete geçti. Bölgedeki imar seferberliğinde ilk güzel haber Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden geldi. Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin bazılarında Ramazan bayramında yaşam başlayacak. Yapımına yaklaşık 35 gün önce başlanan ilk köy evlerine eşyalar, mobilyalar yerleştirildi ve oturulacak hale getirildi. İzolasyon, çatı, pencere, elektrik ve sıhhi tesisatın tamamlandığı evlere mutfak dolapları monte edildi, boya yapıldı.
elektrik direklerinin yerleştirildiği yeni yaşam alanında çevre düzenlemesine geçildi. Köy evleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla depremzedelere teslim edilecek. Depremlerde 10 evin yıkıldığı, bazılarında ise hasar oluşan 35 haneli mahallede proje çerçevesinde müstakil evlerin yanı sıra cami, ahırlar ve sosyal donatılarda yapılması planlanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gidilmedik ilçe bırakmıyor. Son durağı Karaçoban ilçesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden Başkan Sekmen vatandaşın taleplerine de kulak verdi. Başkan elde edelim. Selamünaleyküm. Ali güzel abi başkanım. Bey nasılsınız? Sağ ol. Alem amca hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Başkanım nasılsın? Amcam hamdolsun. Babam sürekli size dua ediyor. Benim babam hocadır. Allah razı olsun. Sürekli diyor ki Allah başımıza AK Parti iş yapmaz inşallah. Allah size razı olsun. Sizin de eksiğinizi bildirsin. Allah razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Vallahi hepimiz ha. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kentin her noktasındaki vatandaşa ulaşıyor. Ellerini sıkıyor, taleplerini dinliyor. Sevgilerim, abim. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Bu camiyi sebeplik yapan, ben geldim yanına, Erzurum'a geldim, sen o camiyi yaptın, bize bağışladın. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Başkan Sekmen'in durağı bu kez Karaçoban ilçesi oldu. Ben açık söyleyeyim, ister kim gündelse, kim on... Ben icraatın başındayım da. Allah razı olsun. Evet, sen mağla başında da bize söz verdin, bizim hayvan pazarı sen kendi zoruyla yaptın. İyi bir hayvancı. Sekmen ilçedeki esnafı tek tek ziyaret etti, hal hatır sordu. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Tasvir Bey kolay gelsin. Nasılsınız? İyi Sayın Başkanım sizi ziyarete gelmiş buldum. Hayırlı günler dileriz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Bir arzun bir şeyin var mı? Çok şükür. Ol. Hadi kolay Allah gelsin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ziyaretlerinin ardından AK Parti ilçe başkanlığına geçti Başkan Sekmen. Karaçobanlılarla sohbet eden Başkan Sekmen buradaki konuşmasında destekleriniz hizmet olarak geri dönüyor dedi. Biz inşallah sizin verdiğiniz destekleri karşılıksız bırakmayacağız. Daha çok hizmetle bunları hizmete dönüştüreceğiz. Daha çok hizmet getireceğiz. Ben bugüne kadar bize destek veren, bizle beraber olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah sadece bugün değil, bizim hizmetlerimiz şurada 15-20 gün sonra yine başlayacak. Yine sizlere ulaşacağız. Başkan Sekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı. 2013'ün 2 Kasım'ında mecliste bana belediye başkanlığı görevi verilirken, o günkü şeylere bakın, kasetlere eğildi, kulağıma bir şey söyledi Sayın Cumhurbaşkanım. Dedi ki, Mehmet'im dedi, bütün Erzurum'a hizmet vereceksin ama benim orada dedi, güney ilçelerim var. Ben güney, kuzey bilmiyorum o zaman. Güney neresi, kuzey neresi? Batı neresi de orası Erzurum. Orada benim dedi güney ilçelerim var dedi. Onlara sahip çıkacaksın. Onlara hizmet getireceksin. Açıklamalarının ardından aldı kalemi kağıdı eline. Vatandaş derdini anlattı. Başkan Sekmen çözüm olmak için not aldı. Köprü yapılacaktı öyle mi? Evet. Yine büyük kesik virajları vardı. Kışın çağırıyorduk Sayın Başkan. Görüş Aran Bey'le virajları kıracağız. Köprü programda mı? Sorunda. Sor bana bilgi ver. Kandiliniz mübarek olsun. Erzurum Şehir Hastanesi 1634 sismik deprem altyapısıyla yurt içi ve yurt dışından hastalara güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ bugün hastanede incelemelerde bulundu. Hastaneyi gezdi, yatan hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Eski Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ Erzurum Şehir Hastanesi'ndeydi. Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum İl Sağlık Müdürü Doktor Gürsel Bedir, Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör eşlik etti.
zamandır hastanedesiniz? Cumartesi günü. Erzurum içinde mi? Dışarıdan bir yerden. Tamamdır, kendi ikametim. Nasıl hastanede hizmetler? Çok memnun. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si böyle bir Türkiye. Evet. Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Aktağ ve beraberindekiler daha sonra hastane bodrum ve otopark katında bulunan sismik deprem izolatörlerini inceledi. Profesör Doktor Recep Aktağ incelemelerin ardından kameraların karşısına geçti. Erzurum Şehir Hastanesi'nin güvenli sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Değerli arkadaşlar, şimdi 1634 adet bu hastanenin temelinde deprem izolatörü var. Bakın 2005'teki vizyonumuz deprem açısından riskli şehirler içinde olan Erzurum'da hastanemizi deprem izolatörlü bir hastane olarak planlamamızı sağlamış. Allah'a şükürler olsun. Tamamlanan ve izolatörü olan sağlık yatırımlarının hastanelerinin sayısı 40'a ulaştı. Bunun 12'si şehir hastanesi, 28'i diğer hastaneler. Bir tak inşaatı devam edenler var. İhale çalışmaları devam edenler. Toplamda bunlarla beraber 85 hastanenin izolatörü olmuş olacak. Kısa bir zaman içerisinde Türkiye'de. Devlete ait hastanenin. Ve kullanılan izolatör sayısı da 42 bini bulacak. Aktağ, şehir hastanesinin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna vurgu yaptı. Modern tıp sanatını icra etme açısından cihazları, alet, edevatı, uzmanlarıyla son derecede modern bir hastanedeyiz. Sadece şehir hastanesindeki toplam kapalı alanımız 384 bin metrekare. Yani yuvarlak 400 bin metrekare diyebilirsiniz. Bunun anlamı neredeyse 7 kat mekanlarımız artmış. Bu bize ne sağlıyor? Hem vatandaş açısından rahat bir hizmet almayı sağlıyor. Hem de sağlık çalışanları açısından işlerini daha kolay ve doğru yapmalarını temin ediyor. Böyle bir hastane dünyada az yani. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer hastaneler görürsünüz. Avrupa'da çok nadirdir. Diğer ülkelerde pek göremezsiniz. Bir de bir kampüsün içine toplayışımız da herkesin için çok kolaylaştırdı. Başhekim Doktor İbrahim Tör de hastane hizmetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Poliklinik sayılarımız 2018'de 1 milyon 300 binken şu an 2023'te sadece ilk 3 aylığımızda 460 bin civarında bir poliklinimiz mevcut. Acil poliklinik sayımızda 2018'de toplam 331 binken 2023'te 3 aylıkta 130 bin civarı bir acil başvurumuz mevcut. Toplam yatan hasta sayımızda şu anda 2018'de 41 binken yıl içinde, yıl bazında değerlendiriyoruz. 2023'te 3 aylık süreçte de 16 bin hastamızı biz yatışını gerçekleştirmişiz. Özellikle kardiyovasküler cerrahi, robotik cerrahi, kanser cerrahisi, onkolojik cerrahiler dediğimiz gibi gastro cerrahiler. Bunlar da özellikle yan dalda arkadaşlarımız, yan dalda hizmeti alan veren arkadaşlarımızın sayısı arttıkça bu hizmetlerimizden de sayısı giderek artmakta ve başka şehirlerde, başka yerlere gönderilen hasta sayımız da gitgide azalmakta. Hatta bu kliniklerde, saydığım kliniklerde böyle dışarı gönderdiğimiz bir hastamız da yok. Hocam, özel bakım merkezinde kalıyor hastalarımız. Erzurumlu demirci ustası Özer Tritoğlu bir yıl önce yapmayı planladığı özel tasarım evini 3 ay içerisinde tamamladı. Deprem felaketi öncesi yapımına başladığı Dadaş'ın Bayram Şekeri evi görücüye çıktı. Beş kişiyiz biz aile olarak. Kendim içerisinde yaşayacağım şekilde tasarladım. Onun üzerine çalıştım. Küçük olsun, şirin olsun, sağlam olsun. Bu düşünceyle yaptım. Dadaş'ın bayram şekeri diye adlandırdık bunu inşallah. Bir yıl önce tasarladı, 3 ay önce tamamladı. Dadaş'ın bayram şekeri görücüye çıktı. Özer Tritoğlu Erzurum'da demirci ustası. Tritoğlu yabancı belgesel kanallarından izlediği tasarımlardan etkilendi, bir ev tasarımı yaptı. O tasarımı tam 3 ayda tamamladı. Özer Tritoğlu'nun Dadaş'ın bayram şekeri isimli evi görücüye çıktı. Tamamen kendim Avrupa'daki yapılan işlerden esinlenerek burada tasarlayıp kendi mizacımda olanı kendim kullanacağım şekilde neler yapabilirim diye düzenledim ve yaptım. Çıkardığımız eserden çok memnunuz.
Tritoğlu evin tasarım sürecini tek tek anlattı. Hiç dışarıdan bir başka esnafı bulaştırmadık. Hem ahşabını hem çeliğini kendimiz işledik. Önce çelik şase üzerine çelik bariyerler, her bir 75 santimde bir çelik bariyer, yuvarlak halkalar halinde 60'a 60, 3 milim profilden halkalarımızı 75 santimde bir vurduk. Ondan sonra da içten ve dıştan lamberi olarak döşerken arasına da izocam yerleştirmek suretiyle ısı yalıtım sağladık. Aynı zamanda hidrofor bağladık. Hidroforumuz su basıncı olmadığı zamanlarda dahi 300 litre su deposu var. Hidrofor sayesinde 300 litrelik depodan sürekli tesisatımıza su basmış olacağız. Hummalı çalışmalar sonucunda evi inşa ettiklerini dile getiren Tritoğlu, öngördükleri fiyatın 650 bin lira olduğunu söyledi. Maliyet bayağı yüksek çıktı. Küçük olmasına bakmayın. Hem çift kat hem çelik bariyer üzerine ahşap kaplandığı için bütün her tarafta ahşap olan her yerin altında çelik bariyeri var. Onun için maliyetimiz çok yüksek. Yüksek olan bu maliyet de bizi bu 650 bin lira civarına itti. Kadın curling milli takımı Erzurum'da dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Kadın milliler ilk 8'de yer alıp toplayacakları puanlarla İtalya'da düzenlenecek 2026 kış olimpiyatlarına katılmayı amaçlıyor. Maalesef. Ben şöyle mi durayım? Nasıl? Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ilk 8'e giren milli curlingçiler olimpiyatlara Erzurum'da hazırlanıyor. Hedefimiz aslında 2026 yılındaki kış olimpiyatlarına hak kazanmak. Bundan dolayı da dünya şampiyonasındaki bu sıralama bizim için çok önemli. Bu ilk 8'e girmek bizim için bir başlangıçtı. Kadın curling milli takımı başarılarına başarı eklemek için çalışıyor. Kadın milliler İsveç'in Sandviken kentinde 18-26 Mart'ta Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkenin katıldığı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda çıktığı 12 maçtan 6'sını kazandı. Oynadığımız 12 maçın 6 tanesini kazandık ki bu katıldığımız ikinci dünya şampiyonasıydı curling kadınlar milli takımı olarak. Dolayısıyla çok büyük bir başarı aslında bu. Kadın curling milli takımı Avrupa'da 10, dünyada ise en iyi 13 takım arasında yer alıyor. Milli curlingçiler önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan Dünya Kadınlar Curling Şampiyonalarına hazırlanıyor. Temmuz ayından beri kızlarımızla beraber çalışmaları yürütüyoruz. Bu sene güzel bir antrenman sezonu dönemi geçirdik. Yurt dışında çok fazla özel turnuvaya gittik. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla bunun da etkisi katkısı olduğunu inanıyoruz. O yüzden federasyonumuza, yönetimimize, başkanımıza, bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın milliler katılacakları şampiyonalarda ilk 8'de yer alıp toplayacakları puanlarla İtalya'da düzenlenecek 2026 kış olimpiyatlarına katılmayı amaçlıyor. Bu şekilde gidersek seneye aslında olimpiyat puanları toplanmaya başlayacak 2024-2025 sezonu. Her iki senede de bu arada sıralamada 8. gözüküyor ama puanlım olarak 7. sıradayız. Amerika ile beraber aynı puan aldık. Dolayısıyla ilk 8 takım direkt olimpiyatlara gittiği için seneye ve ondan sonraki sene ilk 8'e girdiğimiz takdirde olimpiyatlara direkt olarak katılacağız. Ben iki turnuvadan da derece alacağımızı düşünüyorum ve 2026 olimpiyatlarına da katılmaya hak kazanacağımıza inanıyorum curling milli takım olarak. Nisan ayında karla mücadele görüntüleri izleyeceğiz. Şimdi hem de görüntüler Erzurum'dan. Kent merkezinde bahar havası hakim ama kırsalda durum öyle değil. Erzurum Nisan ayında bile karla mücadele ediyor. Kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. Erzurum'un kent merkezinde bahar havası hakim. Ancak kırsalda durum pek öyle değil. Tekman ilçesi Turnadağ Mahallesi ile Çat ilçesi Budaklar Mahallesi'ni bağlayan köy yolunda kara kış yaşanıyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Nisan ayında da kar mesaisi yapıyor. Kar kalınlığından dolayı çalışmalar loderle yapıldı. Bir loderle kar temizlenirken bir greyderle taban temizliği yapıldı. Yaklaşık bir hafta sürdü bu çalışma. Sonunda yolda ulaşım yeniden sağlandı. Böylece bu yolu kullanan 10 köyün vatandaşları rahata kavuştu. Müzik
Cuma günü Ramazan bayramının ilk günü. Öncesinde Erzurumlular bayram alışverişine çıktı. İlk uğradıkları yerse şeker tezgahları oldu. Geldi arkadaşlar. Zaptı plaka. Niye? 25 aldım benim adım. 80 TL'ye de var, 850 TL'ye de. Renk renk şekerler, çikolatalar. Erzurum'da şeker tezgahları canlandı. Bayram gelmeden telaşı geldi. Ramazan bayramına yaklaşırken şekercilerde yoğunluk yaşanıyor. Erzurum'da da vatandaşlar şeker alışverişine çıktı. Her şey çok güzel gidiyor. Bayağı da memnunuz. Sıkıntı yok. Fakat herkes fiyattan biraz muzdarip olduğu gibi biz de muzdaripiz ama yapacak bir şeyimiz yok. Şartlara göre gemimizi yollandırmak zorundayız. Hemen hemen her bütçeye uygun bayram şekeri var. Fiyatlar 80 TL'den başlıyor, 850 TL'ye kadar çıkıyor. En alt kademe şeker olarak 80 liradan 200 liraya kadar, çikolata olarak da 150 liradan 850 liraya kadar çeşitlerimiz var. Vatandaşlar ceplerine uygun olanları tercih ediyor. En çok talep edilen çeşit olarak değil de fiyat aralığı olarak söyleyeyim, 200 ile 450 kilo fiyatı olanlar tercih ediliyor. Çünkü herkes mümkün olduğunca kendi gelen misafirine biraz daha iyisini ikram etmek istiyor gücüne göre. Erzurumlular bu bayram şeker ve çikolatanın dışında lokum ve draje ürünlerine de ilgi gösteriyor. 380 lira bu çikolata. Ortamı kutuyla beraber. Yolculara masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kars'ta otobüs fiyatlarının yüksek olması ve uçaklarda yer bulunamaması üzerine vatandaşlar çareyi tren yolculuğunda buldu. Doyumsuz manzara eşliğinde yolculuk yapmak isteyenlerin ilk adresi Doğu Ekspresi oluyor. Doğu Ekspresi'nde Ramazan bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Kimi bilet bulamayınca tercih etti, kimi yolculuğun tadını çıkarmak için günler öncesinden biletleri tüketti. Ramazan bayramını sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar Doğu Ekspresi'ne akın etti. Benim için çok rahat. Otobüsten daha rahat. Keyifli bence. Arkadaşlarla olunca daha keyifli tabii ki. Bayram ziyareti için yolculuğa çıkan vatandaşlar Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğun tadını çıkaracak. Doğu Ekspresi sırasıyla Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Kırıkkale'den geçtikten sonra Ankara'ya varıyor. Yolcular birbirinden güzel manzaralar eşliğinde masalsı bir yolculuğun keyfini çıkarıyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.